Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Yeni Kapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nden sesleniyoruz. Karavan Fuarı'ndayız ve yılların tecrübesiyle Kafkas Karavan'a konuk olduk. İkinci nesil Sayın Beycan Taşdemirci ile birlikteyiz. Bakalım firma, ürün grubu ve fuarımız hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Öncelikli olarak fuarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün ikinci günün coşkusunu yaşıyoruz. Evet. Her sene olduğu gibi fuarımızı renklendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Rica ederiz. İki günü değerlendirirsek nasıl geçiyor fuar? Yani şu ana kadar gayet iyi. Potansiyeli yüksek olan bir fuar zaten. Biz geçen fuarda da buradaydık. Yine çok güzel iki ürün getirmiştik. Gayet iyi. Herhangi bir problem yok. Mutluyuz. Mutluyuz. Süpersin. Biz sizi incelediğimiz zaman firma olarak yeniliklerin adresi demek istiyorum izin olursa. Evet. Her sene o kadar farklı sürprizlerle bizleri ağırlıyorsunuz ki buradan adım attığımız zaman bu sene acaba bizi ne bekliyor diye gerçekten kendi kendimize soruyoruz ve yine bir sürprizle karşılaştık. Anlatalım mı biraz? Tabii. Şimdi biz firma olarak öncelikle aile firmasıyız. Yani baba, abi ve kardeş olarak ben en küçükleriyim. Ürünlerimizi biz işleyerek yani ustalarımızla beraber, mimarımızla beraber yani ortak çalışmalar sonucunda elde ediyoruz ve hep daha farklısını, daha iyisini üretebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi burada sergilediğimiz ürün Türkiye'de ilk defa yapılan hidrolik sistemli yükseltilebilir bir tiny house. Aynı zamanda diğer ürünümüz de standart donanımlı bir tiny house. Şimdi bu Türkiye'de ilk defa yapılan ve türünün tek örneği. İçerisinde yine akıllı sisteminden mobilyasına son derece özenle dizayn edilmiş bir ürün olmaktadır. Bu sayede yine zaten gözler üzerimizde. Geçen seneki teraslı ürünümüzde de bayağı bir dikkat çekmiştik. Değil mi? Ortada muhteşem bir teras vardı. Evet, evet. Bu şekilde. Vallahi o kadar keyifli anlattın ki burada kocaman bir sevdanın saklı olduğunu görüyorum. Evet. O zaman son soru. Hedefler neler? Hedefimiz çok yüksek. Yani en iyisi olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi zaten hep farklı ürünler piyasaya çıkarıyoruz. Hep daha farklısını ortaya çıkarıyoruz. Yani bir numara olmak istiyoruz gerçekten. Bu tiny house. Çünkü tiny house sektörü gerçekten çok hızlı ilerleyen, hızlı büyüyen bir sektör. Çok yeni firmalar da aramıza katılıyor. Fakat bu iş basit bir iş değil gerçekten. Yani çok incesi olan, çok detayı olan bir iş. Bu yüzden de hani aslında biz kendimizi ön plana çıkararak neyin nasıl yapılması gerektiğini müşterilerimize anlatmak istiyoruz. Bakın yani benimle hani anlaşma sağlamayan müşterime bile ben bilmesi gerekenleri bakın bunlar da var deyip anlatıyorum. Ve hatta kendisi giderken de kartımı verip başka bir yerden ürün alacaksanız bile beni arayıp sorabilirsiniz diyorum. Yani ürünle alakalı aklınıza gelen soruları beni arayıp sorabilirsiniz diyorum. %100 müşteri memnuniyetine önem veriyoruz anlıyorum. Evet. Bu güzel cümlelerden de. Hedeflerin gerçekten çok güzel. Tüm Türkiye'ye mal olmak. Sonrasında yurt dışına yönelik çalışmalarda bulunmak. Evet. Çok gençsin çünkü. Gerçekten burada baba oğlu omuz omuza güzel bir mücadele var. Buradan değerli babamıza, sonrasında abimize, emeği geçen arkadaki o dev kadroya, o görünmeyen kahramanlara sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Ve nice fuarlarda görüşmeyi diliyoruz. Sağlıcakla kal. Hoşça kal. Hoşça kalın. Evet Fuar TV izleyicileri, Yeni Kapı Avrasya Sanat ve Gösteri Merkezi'nde yerini alan Kafkas Ahşap Yapı Tiny House'a teşekkür ediyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.